Şu anın gidişi sonrası Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacaktı? Bir süredir gündemdeydi ve El Nesri Fenerbahçe'de diyebiliyoruz artık. Ayrıntılar sende abi. Son dakika gelişmesi en azından somutlaşınca hemen hızlıca bir yayın yapalım dedik abi. Söz sende. Fenerbahçe En-Nesyri transferinde artık mutlu sona ulaştı, onu söyleyelim. Artık prosedürler konuşuluyor. Sevilla ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Benim bizim aldığımız bilgiler 16 milyon euro artı 4 milyon euro da bonusları içeren bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe Sevilla ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Artık oyuncunun karar vermesi bekleniyordu. Çünkü Suudi Arabistan'dan da ciddi transfer teklifleri vardı. Al-Kassiyah kulübü El Nesri'yi transfer etmek istiyordu. Hatta Fenerbahçe Sevilla ile anlaştıktan sonra oyuncuyla temasa geçip onu ikna etmeye çalıştı ama burada teknik direktör Jose Mourinho devreye girdi. Jose Mourinho şampiyon Fenerbahçe için projesini anlattı. Onu birinci forvet olarak düşündüğünü dile getirdi. Ve şampiyon Fenerbahçe'yi yaratmak için en önemli isimlerden bir tanesi olacağını vurguladı. Ve Mourinho ile konuşmasının ardından da artık En-Nesyri de Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Artık son detaylar görüşülüyor, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu transferi kamuoyuna açıklamasını, oyuncunun da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra da kendisini Fenerbahçe'de yapan sözleşmeyi imza atmasını bekliyoruz Aydın. Fenerbahçe ile 4 yıllık bir sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalaması bekleniyor En-Nesyri'nin. Fenerbahçe'nin birinci forveti olacak, onu söyleyelim. Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinde ilk sırada yer alan bir isimdi. Jose Mourinho ısrarla bu En-Nesyri'nin transfer edilmesini istiyordu. Ve yönetimle yaptığı transfer zirvesinde de bu ismi, En-Nesyri ismini vermişti ve Fenerbahçe yönetimi de gerekli çabayı göstererek En-Nesyri'yi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattı. Şimdi şöyle 16 milyon euro artı 4 4 milyon milyon euro da euro bonuslar var. Yani bonuslar. toplamda 20 milyon euroluk bir paket El Nesri transferi ve 4 yıllık bir kontrat yapılacak dedin. Az önce en çok merak ettiğim konuda aslında bir detay olarak verdin. Şimdi Batshuayi gitti, ikinci golcüydü. Dzeko kaldı. Dolayısıyla bütün plan şu: Fenerbahçe'nin ikinci golcüsü Dzeko, birinci on yani bir ana golcü aranıyor ve El Nesri Fenerbahçe'nin ana golcüsü olarak konumlandırılacak ki sen Mourinho'nun da özellikle El Nesri'yi ikna ederken hani ben seni alıyorum ama evet bu böyle bir golcümüz var Dzeko fakat sen birinci golcü olarak seni konumlandırıyoruz meselesi oyuncunun transferinde ana unsur oldu, doğru mu abi? Evet, oyuncunun zaten birinci forvet olarak düşünülüyordu. Hatta Sayın Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamada Mourinho'nun birinci forvetini istediği birinci forveti getireceklerini vurgulamıştı. Bu isim zaten En-Nesyri'ydi. Fenerbahçe uzun günlerdir bu oyuncuyla görüşüyor, oyuncuyla görüşüyordu, Sevilla ile görüşüyordu. Sevilla ile bonservis pazarlıklarını yaptı. Bir noktada anlaşmaya vardı. Ama ciddi transfer teklifleri de vardı oyuncuya, ama Fenerbahçe oyuncuyu ikna etti. Kısa sürede artık bu transferin açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin forvet hattında da En-Nesyri birinci forvet olacak. Şu anda gözüken o. Dzeko ikinci forvet gibi gözüküyor. Ardından da bir yerli takviye yapılması gündemde. Aydın, onu söyledim. Bir yerli golcü takviyesi yapılması gündemde. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda Umut Nayir yer alıyor. Ama Umut Nayir ile devam edilmeyecek gibi gözüküyor. Burada Fenerbahçe'nin yerli forvet olarak da gündeme gelen isim Cenk Tosun. Ancak Cenk Tosun'la ilgili Fenerbahçe biliyorsunuz Beşiktaş'ın da sözleşme sona ermişti. Beşiktaş'la yapacağı görüşmenin sonucunu bekleyecek Fenerbahçe. Dolayısıyla şampiyona sonrasını bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la Cenk Tosun görüşmesinden anlaşma çıkmazsa Fenerbahçe devreye girecek ve Cenk Tosun'u Fenerbahçe katmaya çalışacak. Burada Beşiktaş'la ilişkisini bozmak istemiyor Fenerbahçe. Oyuncunun Beşiktaş'la görüşmesini bekliyor. Ve Beşiktaş'la anlaşma sağlayamazsa Cenk Tosun da yeni sezonda Cenk Tosun'un Fenerbahçe'de forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyeyim. Eğer anlaşma sağlayamazsa. Şöyle ama şimdi El Nesri transferi tekrar altını çizelim bitti. Fenerbahçe 16 milyon euro artı 4 milyon euro
bonuslarla, yani toplamda 20 milyon euroluk bir transfere imza attı. El Nesri'ye ne verecek peki Fenerbahçe 4 yıl için? Şöyle söyleyeyim, birçok rakam çıkıyor ama yani oyuncu zaten yani Sevilla'da da yüksek bir ücret alıyordu. Fenerbahçe yani Sevilla'da da aldığı ücretin biraz daha fazlasını alacak Fenerbahçe'de. Rakamlar tam rakam telaffuz etmek doğru olmaz ama yani 5 milyon euro 4-5 milyon euro civarında bir rakamla yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardığını söyleyebiliriz. Bu arada oyuncu ile ilgili değerlendirmelerde şöyle, özellikle bu Avrupa futboluna yatkın bazı isimlerin değerlendirmeleri şöyle: muazzam bir sol ayağı var. Ceza alanı içerisinde net bir bitirici mi? Yani birinci sınıf bitirici mi? Değil. Kötü mü? O da değil. Yani orta sınıf bir bitiricilik konusunda net bir bitirici değil. Ama hani işte ona yakın ya da onun biraz altında olan bir oyuncu. Hani burada keser mi kesmez mi bilmez ama sanki birinci golcü konusunda Fenerbahçe'de daha marka bir isim beklentisi vardı. El Nesri'nin en azından senin anlattığın meseleye göre İrfan 25, yani biz seni alıyoruz ama bak bir birinci golcü olarak seni konumlandıracağız diyor Mourinho. İlk isimler işte Lewandowski, Lukaku gibi isimler ortaya atılmıştı. Dolayısıyla El Nesri neden burada tercih edildi? En azından birinci golcü olarak neden El Nesri sorusuna sende bir yanıt var mı? Öyle söyleyeyim. Transfer çalışmaları tamamen Mourinho'nun raporu doğrultusunda yürütülüyor Fenerbahçe'de. Mourinho, Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ali Koç üçlüsü içerisinde transfer çalışmaları yürütülüyor. Ve Mourinho'nun verdiği liste üzerinde, Fenerbahçe'nin verdiği liste üzerinde geçen isimlerle görüşmeler sürdürüyor. El Nesri de bu isimlerden bir tanesiydi. Tabii alternatif isimler vardı. Morata vardı. Lukaku bir ara gündeme gelmişti ama tabii oyuncunun yüksek maliyeti hem de Chelsea'nin istediği yüksek maliyet nedeniyle bu transfer oldukça zordu. Morata Türkiye'ye gelmek istemedi. O mesela neden olmadı abi? Lukaku meselesi ya da Fenerbahçe anladığım kadarıyla çok fazla ilgilenmedi mi, yoksa Chelsea'nin ya biz 30 milyon euro ve bonservis istiyoruz. Bundan da geri adım atmayacağız. Ya verirsiniz alırsınız ya da kusura bakmayın dediği için mi Fenerbahçe Lukaku'dan vazgeçip El Nesri'ye gitti mesela? Şöyle söyleyeyim ki hem Lukaku'da, çünkü Lukaku'nun bir isteyen çok önemli kulüpler vardı. Napoli, Conte oyuncuyu kadrosunda görmek istiyordu. 30-35 Chelsea'de oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyordu ve kiralık tekliflerine kapalıydı. İstediği bonservis belirtti, 30 milyon euro civarında. Dolayısıyla oyuncu da yani böyle oyuncuları, yıldız oyuncuları Türkiye'ye getirmek biraz zor oluyor. Yani son seçenek olarak Türkiye'yi görüyorlar. Morata'da da son seçenek olarak Türkiye'yi görüyorlar. Evet. Fenerbahçe Morata'da da ilgilendi. Hatta menajeri de açıklama yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmayı tercih edeceklerini ve Türkiye'yi düşünmediklerini dile getirmişti. Burada da yani hem Lukaku hem Morata'nın olmaması en büyük nedenlerden bir tanesi. Bir, Türkiye düşünmemeleri ve oyuncuların hem yüksek maliyeti hem de istenen yüksek bonservis bedelleriydi. El Nesri konusunda da Fenerbahçe çok oyuncuyu ikna etmek için çok yoğun çaba gösterdi. Ama El Nesri, şunu söyleyelim, Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri vardı. El Kalça kulübü çok yüksek yıllık ücretli teklif de sundu. Ama burada Mourinho faktörü devreye girdi ve oyuncuyu ikna ettiler. Ama yani şu transfer sürecinde Alkaçya kulübü son ana kadar Nesli'nin fikrini değiştirmek adına yoğun bir çaba gösterdiğini söyleyelim. Oyuncu Fenerbahçe bu süreçte Alkaçya kulübüyle oyuncu konusunda, ikna etme konusunda bayağı büyük bir savaş içerisine girdi, onu söyleyelim. Peki yani bu dakikadan sonra da bir sürpriz olmaz İrfan 25, çok İrfan büyük, abi. Çok çok büyük bir sürpriz olur. Eğer yani bu dakikadan sonra değişirse çok büyük bir sürpriz olur. Ama şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe benim aldığım bilgiler her konuda anlaşmayı verdi. Oyuncuyla da Sevilla konusunda da anlaşmaya vardı. Sevilla dahi oyuncunun anlaşmadan vazgeçmesinden korkuyor. Çünkü bu finansal fair play sıkıntısı yaşadığı için buradan gelecek bonservis geldiğinde de ihtiyacı var Sevilla'nın. Dolayısıyla Sevilla'da aslında bir nevi oyuncuya anlaşması konusunda, Fenerbahçe'yle anlaşması konusunda baskı yaptığını söylüyor. Peki, El Nesri bitti ve az önce aktardığın detay önemli. Özellikle bu oyuncunun transferinde Mourinho, biz evet seni alacağız ama birinci golcü olarak konumlandıracağız. Batshuayi gitmişti.
Dzeko vardı. Dzeko kesin olarak takımda kalıyor mu? Ona da kesin demeyelim daha doğrusu. Çünkü Dzeko ile ilgili kararında ben Lugano maçından sonra netlik kazanacağını düşünüyorum. Ama Lugano maçında şimdi Fenerbahçe'nin şu anda kadroda mevcut kadroda alternatifsiz Dzeko. Dolayısıyla şimdi Ennesi gelse daha iyi. Belli bir süre alışma süreci geçirecek. O yüzden ben Lugano maçından sonra yapılacak takviyelere göre Dzeko'ya çünkü hem Ajdusip'ten de Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri var. Ajdusip'in 2 yıllık bir sözleşme tekliflerinde bulundu. Ama Ajdusip'in önerdiği rakam Dzeko'nun kazandığı Fenerbahçe'de kazandığı rakamın yarısı. Belli bir noktaya çıkarsa bu belki sıcak bakabilir. Aynı zamanda Dzeko'nun tabii Hajdúszczyk'in Siklit kentinin kendi yaşadığı şehre yakın olması, ailesinin orada olması biraz sıcak bakması neden oluyor. Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifi aldı, yüksek yıldız ücretli. Ama Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Fenerbahçe'de mutlu. Tabii ikinci forvet olarak artık biraz daha rotasyonda yer alacak. Tabii 38 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezonda baktığımızda da işte ikinci yarıda çok farklı, ilk yarıda sürekli oynamıştı, ikinci yarıda sürekli oynamıştı ama belli bir süre sonra fiziksel anlamda düşüşe geçmiş. Bu da performansını olumsuz etkilemişti. Mourinho ile birlikte Dzeko'yu biraz daha alternatifli kullanacak ama ben Lugano maçı sonrası netlik kazanır Dzeko'nun durumu. Burada Dzeko'nun kararı belli olacak. Eğer oyuncu gitmek istiyorum derse Fenerbahçe kolaylık gösterir. Ve onun yerine başka bir oyuncu transfer için çalışmaları yürütür. Peki El-Nesri bitti ama bir diğer manşet, yani bir golcü daha alacak Fenerbahçe. El-Nesri 1 şu andaki sıralama, Dzeko 2, bir de 3. golcü Cenk Tosun. Şimdi dedin ki Fenerbahçe'nin tavrı şu Cenk Tosun konusunda. Beşiktaş'a da bir anlamda hani ayıp etmek istemiyor. Yani sizin oyuncunuz. Siz bir nihai kararınızı verin, ona göre ben devreye gireceğim. Yani Beşiktaş'la ilgili süreci bekliyor ama Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı mı? Yani çünkü çok anlattığın hikayede muazzam bir özgüven var. Yani sen Beşiktaş'la görüş, olmazsa bendesin demek, ben senin şartlarını kabul ediyorum. Belki Beşiktaş da aynı şartları sunacak. Oraya da ait bir oyuncusun. Eğer orası olmazsa ben buradayım demek bir özgüvenli bir tavırı beraberinde getiriyor. Anladım bu, yani Fenerbahçe oyuncuyla Cenk Tosun'la anlaştı. Sadece oyuncunun Beşiktaş'la ilgili nihai kararı vermesini bekliyor. Doğru mu, yanlış mı anlıyorum, yoksa doğru mu anlıyorum? Cenk Tosun'la aracılığıyla temasa geçti Fenerbahçe. Cenk Tosun tarafı da Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirebileceklerini, Fenerbahçe'de oynayabileceğini dile getirdi. Beşiktaş cephesinde artık onunla yapacağı görüşmeyi bekliyor. Yani Beşiktaş eğer Cenk Tosun'la anlaşma sağlamazsa, teklifini Beşiktaş kabul etmezse, diyelim ki Beşiktaş bir teklif sundu, Cenk Tosun kabul etmezse, bu kez Fenerbahçe Cenk Tosun'la masaya oturacak. Yani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi Beşiktaş'la arayı çok fazla, hani Beşiktaş'la iyi bir ilişkisi var Fenerbahçe'nin, Sayın Başkan Ali Koç Hasan Arat'ın iyi bir ilişkisi var. Dolayısıyla oradaki süreci, yani pazarlık artık şey anlatıyor, aracılığıyla bir gündemde olduğunu, çünkü anlaşma sağlamamıştı, kötü görüşmelerden sonuç alamamıştı Beşiktaş'ta. Eğer yine anlaşma sağlayamazsa Fenerbahçe devreye geçecek ve Cenk Tosun transferi önümüzdeki günlerde eğer anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe adına hareketli saatler olacağını düşünüyorum ben. Peki sana çok sade selam var bu arada İrfan 25 yayınımızda. Kim selam? Efendim? Ben de selamlarını iletiyorum arkadaşlar. Peki. Yayınımızı yeni açanlar için tekrar edelim. El-Nesri Fenerbahçe 16 milyon euro artı bonuslarla birlikte bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor. 4 yıllık bir kontrat verdi Fenerbahçe oyuncuya ama oyuncunun özellikle transferinde Mourinho etkili oldu. Çünkü Mourinho'nun oyuncuyla ben seni birinci golcü olarak düşünüyorum bu takımda diyerek ikna ettiğini söylüyorsun. Birkaç gün içerisinde de resmi anlaşmalar yapılacak, açıklama yapılacaktır. Bu Ferdi Kadıoğlu meselesi, şimdi bugün Hollanda'ya karşı oynayacak. Onu da bir sormak isterim. Birazdan işte 40 dakika sonra o büyük maç da başlayacak. Milli takımımızı gönülden destekliyoruz. Umarız bugün finale, yarı finale çıkacağız ve aynı zamanda bütün o Türkiye karşı batıya da bir tokat atmış olacağız. Özellikle de onu çizmek isterim, altını çizmek isterim. Ferdi ile ilgili yeni bir gelişme var mı İrfan abi? Aslında birçok Sansürsüz'deki muhabir programında dile getirdik. Radyo Gol'daki yayınlarda da dile getirdik. Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı düşünmüyor. Dün bu arada Acun Ilıcalı dedi ki, Haber Global'e verdiği röportajda,
Ali Koç dedi 40 milyonu bile hiç önemsemiyor. Hatta biliyorum dedi, eminim dedi bundan. Hani 40 milyon euroya bile hayır diyecek ya da diyecek değil de diyor dedi. Yani Ali Koç reddetmiş ya da hani bunlarla gelmesinler. Ne bekliyor dedi Fenerbahçe ki, Ferdi hangi şartlarda satar? Şu aşamada şunu söyleyeyim, aslında Mourinho Ferdi'nin satılmaması yönünde rapor verdi. Kesinlikle satılmasın dedi. Çünkü hem Ferdi'nin hem Mert Müldür'ün hem de İsmail Hüseyin milli takımdaki performanslarından çok memnun Mourinho. Dolayısıyla bir oyuncunun da satılmasını istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü bu oyuncudan yerinin doldurulmasını da zor olduğunu düşünüyor. Zor olduğunu biliyor ve bu konuda da yönetimden takımın omurgasının iskeletinin bozulmasını istemiyor. Ve takımın omurgasının iskeletini oluşturan en önemli isimlerden bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Dolayısıyla bu ismin Fenerbahçe'de benim bildiğim 35 milyon euro civarındaki rakamlardan 35 milyon euro evet, aşağısında bir rakama satılması satılmayacak demiştim ben, ama Sayın Acun Ilıcalı bu için bu rakamı 40 milyon euro dedi. Yani Ferdi yeni sezonda kalacak. Burada şunu söyleyeyim. Ferdi'ye çok sayıda kulüp var. Premier Lig'den isteyen 4 kulüp var. Almanya'da zaten Borussia Dortmund'un ilgisi vardı. Bayer Leverkusen ilgi gösteriyor. İspanya'dan ilgi duyan kulüpler var. İtalya'dan ilgi duyan kulüpler var. Ama Ferdi bu konuda yönetimin elini rahatlatan şu şeyi var. Ferdi hiçbir zaman şunu demiyor. Ben Avrupa'da oynayacağım, illa ki Avrupa'da oynayacağım, Avrupa'ya gitmek istiyorum diye bir düşüncesi yok. Burada tamamen kararı Fenerbahçe'ye ve Sayın Başkan Ali Koç'a bırakmış durumda ve kulübün alacağı karara saygı duyacağı. Eğer satılırsa Fenerbahçe'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek, eğer kalırsa da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp öyle ayrılmak istiyor. Dolayısıyla bu konu, bu Ferdi'nin bu tavrı aslında Fenerbahçe'nin elini güçlendiren, kuvvetlendiren noktalardan bir tanesi. Yani Ferdi bazı futbolcular vardır. Yani Avrupa'dan transfer teklifi gibi kulübünü zorlar, ayrılmak istediğini diyor. Evet. Ama Ferdi bu konuda Fenerbahçe'nin elini oldukça rahatlatıyor. Çünkü Fenerbahçe bütün kararı artık Fenerbahçe yönetimine, Sayın Başkan Ali Koç'a bırakmış durumda. Onların vereceği karara saygı duyuyor.